Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün barkod sistemimizin kutu açılımını yapacağız. Biz Zenith barkod sistemi ile çalıştık. Cihazlarımız Zebra. Bugün bunların sizlerle beraber bunların kutu açılımını yapacağız. Videoda her cihazı ayrıntılı olarak teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Birkaç tane çıktı alacağız. Biliyorsunuz ki daha önce kurduğumuz tüm sistemlerde önce kutu açılımı sonra kullanımı ile ilgili ayrıntılı video yapıyorduk. Bunlarla ilgili internette baktığınız zaman pek ayrıntılı video bulamazsınız. Biz de hani elimizden geldiğince bunların hem ürün tanıtımını hem de incelemesini sizlerle beraber yapacağız. Zebra markasını tercih ettik. Biz depoda kullanacağız bunu. Zaten tarzhane biliyorsunuz çalıştığımız yer. Ve buradaki cihazlar biraz ekstrem koşullarda çalışıyor. Biz de hani marka olarak Zebra, firma olarak da bize en uygun fiyatı veren firmayı satın alma buldu. Ben de firmayla ilk defa bugün tanışıyorum. Zenith Barcode diye bir firma. Beraber ürünleri incelemesini yapacağız. Öncelikle cihazlarımızı sırasıyla inceleyelim. Nelerimiz var? MC-OPTIC el termiyeli. 3 tane el termiyeli, 4 tane el termiyelimiz var. Evet. Bir tanesi de şurada, kutuda. Bir tanesini çıkaracağız biz. Şurada göstereceğiz. El termiyelimiz ben de ilk defa sizlerle beraber görüyorum. Teknik özelliklerine çok hakim değilim. Bunun araştırmasını satın alma ekiplerimiz yaptı. Depoya en uygun cihazı seçti. Benim için önemli olan bunun işletim sisteminin Android olmasıydı. Çünkü biz ERP entegrasyonu yapacağız. Sistemimiz direkt zaten açıldı. Android tuşuna, hani başlangıç tuşuna basar basmaz şuradaki cihazımız açılıyor. Cihaz baktığınız zaman gayet şık bir tasarıma sahip ki şöyle bakıldığı zaman da ayağı bulunmakta. Barkod okuma kısmı da burada. MC-OPTIC diye geçiyor değil mi hocam bu? Evet, MC-OPTIC. Bu cihaz hani piyasada baktığınız zaman hani orta segment mi geçiyor yoksa üst segment mi hocam? Üst segment. Cihazla ilgili teknik özellikleri hani bahsetmek gerekirse neye değinmek gerekir bunlarda? Barkod okuyucularda. Ya şöyle hani bu cihaz Android olarak zaten daha öncesinden MC-OPTIC vardı. MC-OPTIC bir üst segmente geçti. MC-OPTIC daha öncesinde ekran küçüktü. Dokunmatik değildi. Sadece tuşlar vardı. Numarik falan. Şimdi yeni serisinde ekran eklemişler. Ekranı büyütmüşler, genişletmişler. Dokunmatik ekran haliyle Android olduğu için. Hem de numerik, alfanumerik tuşlar falan eklemişler. Daha öncesinde sadece numerik tuşlar vardı. Yani bir alt serisine göre şu an daha şey tabii. Barkod okuyucusu da daha hızlı. Bu arada böyle durmuyor herhalde. Bunun ayağı var kendine ait değil mi? Durması için. Cihazlarımızın dördünü de çıkardık. Bu kılıfı, koruyucu kılıf düşmeye karşı vesaire cihazı muhafaza ediyor. Bu Zebra markası piyasada iyi markalar. Motorola'nın satın aldığı bir marka. Evet, Motorola. Yani Zebra hem Motorola sembolü hepsini satın aldı. Tek bir marka altında toplandı hepsi. Şu an Zebra dediğiniz zaman altında Motorola çalışıyor. Farklı başka. Sembol diye bir marka daha söyleyebilirim. Evet, sembol, Motorola, sembol. Hepsi birleşti yani. Tek bir bunlar da kılıflarımız. Bunların hepsini takacağız şimdi. Bir de şey demiştiniz. RDP olayı ve tek barkodtan bağlanma olayı. Şöyle Zebra'nın ücretsiz bir uygulaması var. Stashlab dediğimiz bir uygulaması. Bu Stashlab üzerinden cihazı tek barkodla sıfırlayabiliyorsunuz. Farklı ayarlarına çevirebiliyorsunuz. Tek bir barkodla Wi-Fi'ye bağlayabiliyorsunuz. Daha sonra tek barkodla içine bir APK dosyası yükleyebiliyorsunuz, bunu çalıştırabiliyorsunuz. Bir de Zebra'nın ücretsiz ekran kitleme uygulaması var. Enterprise Home System. Belki duymuşsunuz. Yok, hiç duymadım. Kullanıcı hani terminali verdiniz, içeride bunu kullanıyorum. Kullanıcı başka bir yere girmesin diye, YouTube'a başka bir yere falan girmesin diye. Sadece RDP programına gitsin diye ekran kitleme uygulaması var. Bu da ücretsiz Zebra'nın. Bir şifre falan belirliyorsunuz, kullanıcı adı belirliyorsunuz. İçinde hangi dosyalar olsun? Atıyorum ana ekranda sadece RDP dosyası olsun, hesap makinesi olsun gibi. Onları seçebiliyorsunuz, şifreyi belirliyorsunuz. Kullanıcı o sizin seçtiğiniz uygulamadan başka hiçbir uygulamaya giremez. Yani bu nevi Android'in farklı amaçlarla kullanmasını engellemiş oluyoruz. Tek bir barkodla sıfırlama işlemi yapabildiğimizi söylemiştiniz. Evet, tek bir barkodla mesela faktörü satacaksınız. Fabrika ayarlarına geri döndüreceksiniz cihazı. Cihaz dondu vesaire bir şey oldu. Stashlab uygulamasını açıp yani bu hem bilgisayarınızda olacak hem sizde olacak. Bilgisayar üzerinden barkodu ayarlıyorsunuz. Onu gösteririm size biraz sonra. Stashlab açarız ben de yüklü. Gösteririm size nasıl yapıldığını. Bir deneme de yaparız. Bir demo yaparız birazdan.
Cihazımızın bir pili var, içinden çıkan şu pili takıyoruz. Bir de dışında çıkan kılıfı var. Şu şekilde kılıfını evet. takıyoruz. Yani cihazın fiziksel olarak kurulumu çok basit. Tek yapmanız gereken cihaza pilini takmak ve dış koruyucusuna düşmeye karşı bunu takmak. Az önce hatta ben düşürdüm cihazı. Herhangi bir şekilde düşmede falan testleri yapılmış bunun. Bana daha önce bahsedildi bundan. Hani yüksekten cihaza atmışlar, tespit etmişler. Evet. Yani bunlar depoda kuruyor. Zebra'nın kendisi yapmış bunu, evet. Zebra kendisi yapıyor, bunları test ediyor. Kolay kolay bozulan cihazlar değil. Zaten evet. bizim kullanacağımız koşullarda da değiştireyim. -32'de falan kullanılan cihazlar. Soğuk depolarda da kullanılıyor bu cihazlar. Ona göre dayanıklılığı, sağlamlığı falan hepsi test edilmiş hı. Yani ekstrem sıcaklık koşullarında da çalışabiliyor. Evet. Şurada bir şeyimiz var, bunlar ne işe yarıyor? Bunlar 400 volt şarjlarımızın muhtemelen kredolarımızın. Bunlar şey, barkodun temel el terminallerimiz. Aslında hem barkod okuyucu hem el terminali hem de bir nevi mini bilgisayar olarak düşünebilirsiniz evet. bunları. Çünkü içinde Android işletim sistemimiz bulunmakta. Kutularımız şurada. Bu 4 kutuyu açtık. Bunların el terminallerimiz çıktı. Bu kutuların ne içinde ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunları da açalım. Kredolarımız var. Az önce demiştim de durmasını sağlıyor. Az önce düşmüştü mesela. Evet. Bunları kullanırsanız düşmüyor. Hem şarj ediyor bu. Fakat buna takarken kılıfla takamıyoruz. Ya kılıfı kullanacaksınız ya bunu kullanacaksınız. Evet. Bir tanesinden kılıfı sökelim. Buna takalım hatta. Şarj edeceğiniz zaman artı PC bağlantısı sağlayacağınız zaman cradle, yani DAC dediğimiz cradle'ı kullanmanız gerekiyor. Ha, DAC telefonlar var biliyorsunuz kablosuz. Bu da cradle diye geçiyor sanırım. İlk defa evet. duydum ben de. Hani bu sistemlerin tamamını bir ITC olarak bilmeyebilirsiniz. Biz de zaten bu yüzden yapıyoruz bu videoyu. El terminali nedir? El terminali nasıl şarj edilir? Hangi tip aparatları var? Kurulumu nasıl yapılır? Görünüm olarak neye benziyor? Bunları daha iyi görebilmek için. Gördüğünüz gibi bu el terminalini oturtunca gerçekten çok şık oldu burada. Tam net oturdu. Evet. Şarj etmek için. Bir de adaptörümüz var böyle. Adaptörün bir de kablosu var. Kablosunu açıyorum. Evet, videonun başında görmüş olduğunuz o kadar kutu yığınının içinden çıkanlar sadece bunlar. Gördüğünüz gibi sade tasarımlara sahip ve kurulumu oldukça basit fiziksel olarak. El terminallerimizin üçü burada. Bir tanesi burada. Bunlara DAC veya ne deniyor hocam? Cradle. Cradle deniyor. Benim de bir türlü daha ağzım alışamadı. Cradle nereden geliyor acaba? Ne anlama geliyor bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Şu şekilde bunu oturtup cradle'la şarj edebiliyoruz cihazımızı. Peki bu cradle'ı nasıl şarj edeceğiz? Nasıl güç vereceğiz buna? Bunun da şurada bakın soketi var. Bir tane şurada. Muhtemelen şu soketten şarj oluyor. Soketin bakın şu kısmını, şu cradle'ın geliyoruz. Şurasına takıyoruz. Siz takın isterseniz. Diğer kısmını da adaptörümüze takıyoruz. Diğer tarafına. Buraya takıyoruz. Bunu da güce bağlıyoruz. Bildiğimiz power kablosu. Bilgisayarınızı da şarj ediyorsanız bu kadar. Bunu da 220 volta. Power kablosu içinden çıkıyor mu bilmiyorum ama bizde var zaten. Takarız onlardan. Bol bol var elimizde power kablosunu. Kurulum bu kadar basit. Bir de yazıcımız var. Yazıcımızı da çıkartalım şimdi sizlerle beraber. Bunları tabii önce bir kenara alalım. Şu şekilde yazıcımızı da çıkardık. Şimdi yazıcımızın kurulumu yapıp bu el terminali barkod basması için değil mi? Barkod yazıcı. Evet, yani bunu hem bilgisayardan hem terminallere de bağlayabilirsiniz. Bluetooth özelliği, Wi-Fi özelliği hepsi var bunda. Wi-Fi'den de Bluetooth'tan da baskı gönderebilirsiniz buraya. Test baskısı alırız hatta bilgisayarımıza bağlayıp Zebra'nın Z-Designer diye ücretsiz bir uygulaması var. Bu uygulamada istediğiniz tasarım yapıp istediğiniz baskıyı bu cihaza gönderebiliyorsunuz. Hocam peki bu el terminallerinde alırken dikkat etmemiz gereken teknik özellikler nelerdir? Mesela ne şöyle hani nerede kullandığınıza bağlı. Mesela işlemci hızı, işte içindeki programlar olsun. RDP yapacaksınız mesela. RDP yapıyorsunuz galiba. RDP yapacağınız için hani çok fazla, mesela bunun MC 93 var. O biraz daha çok soğuk havalarda, soğuk depo havalarında kullanılan cihazlar. Dikkat etmeniz gereken şey işlemcisi, kullanacağınız programa göre bütün her şeyi ona göre yani aslında. İşlemcisi, RAM'i. Evet. Bunun da barkod okuyucusu, scanner yani dediğimiz barkod okuyucusu eskilerine nazaran daha hızlıdır. Onun da testini birazdan barkod çıkartırız burada.
hızlı okuyabiliyor yani. Mesela daha eski cihazları böyle tutarsınız yakında falan, hiç o şekilde değil. Çat çat diye okutabiliyor. Yazıcının kurulumuyla ilgili şunlar çıkıyor. Onu örnek seçeriz. Bunlardan ribbon dediğimiz parçası var. Yani şöyle etikete göre, gerçi bu etiket getirdim ben yanımda aslında. Ribbon getirmedim ama etiket getirdim. Ribbonumuz olmadığı için biz bunu kullanamayacağız. Adam. Evet, ribbonumuz olmadığı için kullanamayacağız. Numara olarak ben direkt termal bir etiket getirdim. Ha, bu termal ribbon evet. Gerektirmez. Ribbon gerektirmez. Direkt kendisinden ribbonlu. Termal transfer olsaydı o zaman ribbon gerektirecekti. O zaman bu parçaları kullanacaktık. Direkt termal olduğu için takıyoruz. Direkt otomatikten. Ribbon tabii biraz zorluk çıkartıyor. Termal'in evet. De avantajı ömrü kısa bunlar. Evet, ömrü kısa yani. Ribbonluya göre tabii. Ribbonlu olunca rafta biraz daha iyi duruyor. Bunda evet, raf ömrü daha uzun. Elle bile çizik atınca evet. Direkt siyah oluyor. Bunları siyah duruyor. Çok ufak bir ısıda evet. Şey oluyor. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben bu videoyu bitiriyorum. Tamam. Bu şekilde bir projemiz oldu. Biz Zenit'le çalıştık. Zenit firmasında daha önce ben hiç çalışmadım. İlk defa çalışıyorum. Firma hakkında yorumlarımı yine yorum kısmında bir iki sene içinde söylerim. Desteğini vesaire. Şu an biz ürünleri aldık. Kurulum için bize uzman gönderdiler. Cihazları tanıttı bize. El termali. Zaten kendiniz de bu videoyu izledikten sonra böyle bir proje yaparsanız kolaylıkla kurabilirsiniz. Pek de hani zor bir şey yok. Şu term cihazımızı koruyan kılıftı. Yani bir nevi cep telefonunuzun kılıfı gibi. Plastik veya tap malzemeden yapılmış. Şurada barkod okuyucumuz. El terminalimiz, özür dilerim. Hem de barkod okuyucu. Benim ağzım barkod okuyucuya alışmış. Evet, çünkü biz barkod okuyucu kullanmış. Bu zamana kadar ilk defa el terminali kullanıyoruz. Bu bilgisayar gibi. Aynı. Taşınabilir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Mobil aynı öyle. Mobil telefonda gibi de düşünebilirsiniz. Artık telefonla bilgisayarın arasında bir şey. Bunun şarj üniteleri ve programlama yapmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir kısım da var sanırım burada. Şu USB ne işe yarıyor peki? PC bağlantısını sağlıyor. Normal Samsung USB olması gerekiyor. USB bilgisayara bağlıyorsun. Cihazın içine bir program atacağınız zaman buradan yükleyebiliyorsunuz. Veya cihazın içerisinden bir bilgi almanız gerektiğinde buradan alabiliyorsunuz. Micro USB'miz. Evet. Cihazımızın içine de şeyi koyalım. Bunu nasıl sıkıyoruz peki? Onu da takalım. Göstereyim. ZB'nin bir yazıcısı var. Yanındaki iki çentiği var. Bu çentikleri basarak direkt kafaya kaldırıyoruz yazıcını. Etiket ribbon olmadığı için ribbonu takmıyoruz. Etiketimizi ayarlanabilir burada. İstediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Taktığımız zaman şu önemli nokta şu. Sensörümüz. Bu sensörün tam ortada olması gerekiyor. Boşluklu etiketlerde yani gap etiketlerde. Tam ortada olması gerekiyor. Çünkü karşılığını tam yansıyacak şekilde. Şu iki çentiğin altına yerleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra enerji verdiğimiz zaman zaten direkt baskıyı alabileceğiz. Teşekkürler hocam. Video için. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorarsınız. Firmayı bize iletiriz. Zaten firmanın iletişim bilgilerini falan açıklama yorum kısmında veririm. Bunlar projeye göre değişiyor. Firma farklı ürünler de satıyor. Biz Zebra satın aldık. Bunun daha üst modelleri veya alt modelleri sizler tarafından tercih edilebilir. Bizimki biraz daha üst segmente yakın bir model. Evet. Piyasada biliyorsunuz bunların birçok çeşidi var. Birçok barkod firması var. Zebra bunların arasında Motorola'yı satın aldığı için bana göre güçlü bir marka. Çünkü Motorola biliyorsunuz bu el termalleri konusunda hani ilk zirvede oynayan firmalardan bir tanesiydi. Zebra bende kart basma makinesi var. Tabii onun da şeyi giriş seviyesinde bir modeli. Bu biraz da farklı bir türü. Daha önce kanalda izlemiştik. Dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur. Elimizden geldiğince aldığımız ürünlerin kutu açılımını tanıtımını yapmaya çalıştık.